Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz envantere girecek olan yeni yaptığımız SARB-83 bombamız. Kendisi özel olarak yaptığımız bir sığınak delici. Öyle ki normal 5-6 katlı bir binaya tepesinden atarsanız en dibe kadar delerek ulaşabilir. Sonra temelinde patlar ve bütün binayı haritadan silebilir. Peki bakarsak madem öyle SARB'ı diğer bombalardan özel kılan nedir? Özellikleri tam olarak neler veya bundan yüzlerce almak bize ne katacak? İncelemeye başlayalım. Havadan karaya mühimmatlar, her ordunun vazgeçilmez silahları. Öyle ki hava sahanızı karadaki sistemlerle koruyabilirsiniz. Ancak havadan karayı düzgün vuramıyorsanız hava gücünün pek bir önemi kalmaz. İşte bu yüzden de gelişmiş silahlara sahip olmanız kritik önem taşır. Hem kendinizi korursunuz hem de ilk saldırıda avantaj sağlarsınız. Gördüğünüz üzere kullanım alanları geniş. Hal böyleyken bizim geniş olan topraklarımızı da korumaya ihtiyacımız var. Bunun için uzun zaman boyunca Amerika'dan, Almanya'dan silahlar ve bombalar aldık. Tabii bu böyle gidemezdi. Zaman geçti ve artık durum değişmeye başladı. Yeni yaptığımız, şimdi anlatacağımız SARB teknolojisine ulaşmak zordur. Önce NAP dediğimiz önemli bombaları geliştirdik. Yapımı daha zor olan güdüm kitleri ürettik ve sattık. Hatta hava savunma sistemi vuran mini bombaları envantere koyduk. Fakat çok daha büyük silahlara ihtiyacımız var. Bir harekat düzenlerken yerin üstünden ziyade yerin altını da vurmak gerekli. Veya geniş korunaklı, geniş askeri üsleri imha etmek için özel silahlara ihtiyacımız var. Bu tarz güçlü sığınakları öyle balistik füzeyle deviremezsiniz. İşte burada da özel mühimmatlar devreye girer. Yani yaptığımız SARB-83. Kendisi ardışık delici mühimmatlardan. Kendine özel bir harp başlığı var. Ve şu an bunu dünyada savaş uçaklarından atabilen belki de tek ülkeyiz. Tam da bu noktada ne olduğunu anlamak için diğer bombalardan farkına bakarak girelim. Bakarsak SARB bir bombadan daha fazlası. Tekil olarak SARB bir bombadır demek yanlış bile olabilir. Çünkü bu tarz mühimmatlar bir araç olarak çalışır. İçinde birkaç teknoloji barındıran yapılması zor sistemler. Hatta zamanında ardışık teknolojiyi verimli hale getirmek için milyarlarca dolar harcandı. Genel anlamda dünyadan bahsediyorum. Herkes bu tarzda şeyleri kendine göre geliştirmenin peşinde. Başarmak için farklı işler gerekli. Şöyle ki örneğin normal MK serisi bombalar. Bu silahlar üzerindeki tapayla beraber hedefe girerler. Üstünde sizin hangi çeşit tapa kullandığınıza bağlı olarak patlarlar. Mesela hedefe çarparak patla veya 10 metre yüksekten patla. Basit bir denklem. Kendisine verdiğiniz komuta bağlı. Ancak ardışık delici silahlarda durum tamamen farklı. Bombanın en ucunun büyük bir kısmı delme şiddetini oluşturan kısım. Bütün bombanın yükünü kaldırması gerekli. Basitçe ardışık delici silahlar hedefi kinetik enerjiyle deler. Bunu da yüksekten düşüşle beraber kazandığı ivmeyle sağlar. İlk aşamada en ön kısımda bulunan tetikleyici tapa devreye girer. Bu sayede de ön delici dediğimiz kısım patlamayı gerçekleştirir. Böylelikle ilk temel yol açılmış olur. Artık bombanın hedefle arasında daha az ve yumuşak bir yolu vardır. İkinci kısımda da bombaya ardışık denmesinin sebebi olan ana delici devreye girer. Güçlü duvara deler ve geçer. Sonrası en büyük olan harp başlığının infilak etmesi. Sistem bu şekilde çalışır. Demem o ki ardışık bomba deyince aklınıza bomba içinde bomba gelsin. İlk kısım yoldaki engelleri kaldırır, ana kısım da esas darbeyi gerçekleştiren kısımdır. Tabi bu silahlar anlattığımız gibi büyük teknolojiler içerir. Prensibi kadar basit değil ve maliyetlilerdir. O yüzden bu kısım pahalı olması pek göz önüne getirilmez. Çünkü imha ettiği hedefler genellikle çok pahalı. Örnek olarak yer altındaki bir askeri üs neredeyse çoğu ülkede var. Fakat herkeste bu tarz silahlar olmadığı için değerli şeyler bu üslerdedir. Artık çok yerin dibinde olmadıkları sürece bizim için pek problem sayılmazlar. Çünkü SARB-83 önümüzdeki sene envantere girecek. Sırada geliyoruz yeni bombamızın özelliklerine. Biraz önce sadece temel prensiplerinden bahsettim. Şimdi derinine girme vakti geldi. Bu mühimmatları iyi tanımak gerçekten size bilgi ve ekstra düşünce katabilir. İlk olarak fiziksel özellikler. SARB-83, NAP dediğimiz ilk yaptığımız bombalara göre daha küçük. Bu bir sorun değil çünkü her yere 900 kiloluk bombalar atmanın pek bir mantığı yok. Veya bu kadar ağır olan bir silahı asimetrik yük dengesi bozuk hava araçlarında kullanamazsınız. Mesela F-16'lar bu konuda pek iyi değil. Biraz daha zorlasak kullanamayabiliriz. Ek olarak bazen mini tüneller gibi daha tekil hedefleri imha etmemiz gerekecek. Ya da çok fazla hedef olduğundan 4-5 tane taşımanız gerekecek. İşte SARB-83 ya da daha küçük bombalar bu noktada gayet verimli. SARB yalnızca 415 kilogram. NAP'ten yarı yarıya daha küçük. Hatta dilerse Akıncı orta kısmında rahatlıkla kullanabilir. Buna ek olarak böylesine seviyede bir silahın menzili merak konusu. Ama bu da çok değişken bir mesele. O yüzden maddeler halinde bakalım. Mesela bombamızın güdüm kitsiz menzili %40 civarlarında menzil düşüşü yaşayabilir. Tabii çok daha fazla düşmesi de olası. Ancak güdüm kitleriyle beraber iş bambaşka boyutlara gider. Zaten bu silah güdüm kitsiz kullanılmaz. Tasarımlarında genelde kitle birlikte görüyoruz. Neden böyle? Çünkü örnek verecek olursak kitle beraber bombanıza yön verebilirsiniz. Hava savunma sistemlerinden kaçmasını sağlayabilirsiniz. En önemlisi hedefi nokta atışı vurursunuz. Mühimmatın amacı zaten belirli küçük bir noktayı vurabilmek. O noktayı delebilmek. Tüm bunların üzerine de hiçbir motor olmadan menzilini 110 kilometrelere kadar taşıması diğer güzel bir mevzu. Böylelikle bombayı atanın kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerine yakalanması imkansız. Hatta uzun menzilli sistemler için dahi belki de etkili olabilir. Mesela savaş gemileri. Şu anda çoğu gemideki hava savunma 100 kilometre veya daha alt klasmandan sağlanmakta. Tabii istisnalar var. Ama hal böyleyken bu silahı ya da bu tarzdaki güdümlü uzun menzillileri diyelim gerçekten korkulması gereken bir ürün yapabilir. Tüm bunlara ek olarak bombamız 1.86 metre boya sahip. Kalıbı da yaklaşık 35 santimlik bir çapta. Yani geniş, şişman bir mühimmat. Taşınırken dikkat edilmesi gerekenlerden. O yüzden belki de insansız araçlarımızda çok fazla göremeyeceğiz. Devamında özellik olarak kuyruk kısmında 4 adet kanatçık görüyoruz. Bunlar bombamızın aerodinamik kalbini oluşturur. Hafif yön vermek için, menzile uzatmak için değerliler. Bu bahsettiğimiz güdüm kiti değil bu arada. Sadece kendinde olanlar. Güdüm kitleri kanat tarzı yapılar eklenerek oluşur. Eklendiği zaman da menziller, hassaslık söylediğim gibi katlanarak artar. Son olarak kapatmadan bir de yapısal altyapısını ve bombanın içini inceleyelim. Resimlerden de anlaşıldığı gibi bu bomba MK-83 üzerinden geliştirilmiş. Sıfır bir ürün değil ama teknolojik olarak bambaşka bir noktada. Ayrıca onu temeli alması kötü bir şey değil. Çünkü MK-83'ten gelmesi aynı güdüm kitlerini, altyapıyı kullanabilmesi demek. Bu da lojistik konusunda can alıcı nokta. Savaşta lojistik en değerli şeylerden biridir. Bombanın içine geldiğimizde ise ön kısmında plastik bağlı patlayıcı mevcut. Bu patlayıcının standart bombalardan farkı toz ve hamur kıvamında olması. Yani istediğiniz şekilde sokabilirsiniz. Ekstra bir yer bölme ayarlamanıza gerek yok. Tabii saf plastik patlayıcılar değiller. Bunu da belirtelim. Etkileri bir tık daha farklı. Devamında ön kısmının patlamasının ardından ana kısım gelir. Bundan bahsettik ama ön kısımdan farkını konuşmadık. Burada da yine plastik patlayıcı mevcut. Ancak bu sefer alüminyumla güçlendirilmiş bir patlayıcı var. Kısaca artık yoldaki engelleri değil de doğrudan hedefi yok etmeye yönelik diyelim. Bir delik açmak için. Bu şekilde de yaklaşık 1.8 metrelik betonun içinden geçebilir. Ya da dedim ya bir binanın tepesine atarsınız ve delerek dibe kadar ulaşabilir. 1.8 metrelik güçlendirilmiş betonu delen neye delmez diyelim. Sonuç olarak yeni SARB-83 bombamız yıllardır geliştirdiğimiz bombaların gelişmiş bir sonucu. Şu anda bu ardışık derece harp başlığı teknolojisini dünyada uçaklarda sadece biz kullanacağız. Farklı bir teknik geliştirmiş durumdayız. Daha nicelerine diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.